Beynimizin ortalarında bir yerde hipotalamus diye bir yapı vardır ve bu yapının içerisinde tokluk merkezi olarak görev yapan bir bölge bulunur. Yani güzel bir yemek yediğinizde bu bölge uyarılır ve hastası olduğumuz o tokluk halini hissederiz. Peki hemen hemen herkeste benzer şekilde çalışan bu bölge annelerde de aynı şekilde mi çalışır? Aslında ilginç bir şekilde bir anne açlıktan ölse dahi tabakta kalan son dilimi zaten doymuş olan çocuğuna yedirdiğinde kendisini daha iyi hissettirecek garip bir tokluk merkezine sahiptir. Diğer taraftan anne beynindeki korku ve endişe merkezleri o kadar farklı çalışır ki. Dışarıdaki çocuğunu cep telefonuyla aradığında üçüncü çalma sesinden sonra aktifleşebilen ilginç merkezler söz konusu. Hele olur da telefondaki operatör mesaj kaydı çocuğuna ulaşılamadığını söylerse film iyice kopar. Bu öylesine büyük bir endişe halidir ki çocuğunun üstüne meteor düşmesi ya da uzaylılar tarafından kaçırılmış olma ihtimali telefonun şarjının bitmiş olma ihtimalinden çok daha yüksek hissedilir. Bir anne ne kadar güçlü ve dayanıklı olursa olsun çocuğunun yaşadığı en küçük acı deneyiminde bile kendisine aynı acıyı çok daha yüksek seviyelerde hissettirecek garip bir sinir ağına sahiptir. Yani çok garip bir şeydir anne olmak. Aslında her şey dünyanın en cesur girişimi olan hamilelik ile başlar. Neredeyse tüm organları etkileyen ve yaklaşık 280 gün sürecek olan bu maratonun başlangıcı önemlidir. Hamileliğin başlangıcında hamilelerin yaklaşık %90'ı kusma ve bulantı şikayetleri yaşar. Özellikle sabahları daha yoğun hissedilen bu durum bazı kadınlarda 18 hafta kadar sürebilir. Peki neden böyle bir durum söz konusu? Nedenini tam olarak bilemesek de bir hamilelik hormonu olan ve HCG olarak bilinen insan chorionik gonadotropin hormonu ile kusma arasında önemli bir ilişki vardır. Zaten beyinde kusmayı kontrol eden merkez üzerinde HCG reseptörleri de gösterilmiştir. Bu bölge ilginç bir şekilde beynin diğer bölgelerinden farklı olarak kan beyin bariyeri ile korunmaz. Çünkü kandaki ve beyin omurilik sıvısındaki toksinleri sürekli kontrol etmek zorundadır. Olur da bir toksine rastlarsa sizi hemen kusturur. Tekrar hamileliğin ilk dönemine bakacak olursak ilk 3 ay bebeğin sinir sisteminin gelişimi için çok önemlidir ve en ufak bir toksin bile kalıcı etkilere neden olabilir. O nedenle olası toksinlere karşı yüksek bir hassasiyet geliştirmek için kusma ve bulantıların bol bol görüldüğü garip bir dönemden geçer tüm anneler. Çünkü beyin işini asla şansa bırakmaz. Zaten hamilelikte annelerdeki koku hissinin artmasındaki temel nedenlerden biri de budur. Özellikle hoş olmayan kokuları algılama daha yüksektir. Çünkü bu da bebeğin gelişimine etki edebilecek zararlı kimyasallardan uzak durmak için gelişmiş bir savunma sistemidir. Annenin kan hacmi ve soluk hacimlerinde önemli artışlar meydana gelir. Zira artık iki vücuda birden oksijen taşınması gerekmektedir. Ama olay keşke sadece oksijenle sınırlı kalsa. Bebeğin gelişimi için besin de gereklidir. Böylece hamileliğin ilerleyen dönemlerinde iştah artışı meydana gelir ve anneler kısa dönem içerisinde devasa kilolar alırlar. Ortalama bir anne hamileliği boyunca yaklaşık 14 kilo alır. Fetüs, plasenta ve amniyotik sıvının ağırlığı yaklaşık 5 kilodur. Geriye kalan fazladan 9 kilo ise uterus, kan, meme, yağ dokusu ve hücreler arası sıvı olarak karşımıza çıkar. Unutkanlık ve sakarlık gibi durumların da artış gösterdiği vücutta giderek büyüyen fetüs karın içindeki tüm organları daracık bir yere sıkıştırır. Bu sıkışma artık o kadar dayanılmaz hale gelir ki bebeği dışarı çıkarma vakti gelmiştir. Sadece doğum anının kendisi bile üzerine saatlerce konuşulabilecek inanılmaz bir fizyolojik süreçtir. Üstelik bu süreç öylesine acı verici bir süreçtir ki normalde o pembemsi ve ıslak şey içinizden çıktığında o sinirle onu duvara fırlatmanız ya da pencereden aşağıya atmanız beklenir. Ama karşımıza çıkan görüntü çok daha farklıdır. Anne acısının kaynağı olan yavrusuna öyle içten sarılır ki acı kavramının kendisi bile ne olduğunu anlayamaz. Sadece çok az bir kısmına değinebildiğimiz hamilelikte gözlenen bu fizyolojik değişimler çocuk doğduktan sonra da devam edecektir. Örneğin yapılan bir çalışmada doğum sonrası ilk 3 ay içerisinde annelerin beyinleri görüntülenmiş. Parietal lob, prefrontal korteks, amigdala ve hipotalamus gibi önemli bölgelerde değişikliklerin olduğu gösterilmiştir. Bu değişikliklerin çoğu bebeğe bağlılığı artıran değişikliklerdir. Aksi takdirde her gece en az 5-6 kez ağlayarak sizi uyandıran bir canlıya bakış açınız daha farklı olabilirdi. Özetle hamilelik ile başlayan ve bir daha asla aynı vücut ve beyne sahip olamayacağınız
Bu çılgın sürecin adıdır annelik. Hayata bakış açısı ve tüm öncelikler değişmiştir artık. Tam anlamıyla karşılıksız sevgi ve fedakarlığın birleşiminden ortaya çıkan bir hayat söz konusudur. Unutmayın, hayatınızda ayağına çorap giy diyen biri varsa bilin ki sizi karşılıksız seviyordur. Her ne kadar biz onları sadece yılın bir günü hatırlasak da. Onlara indirimdeki kıytırık ütü ve mutfak gereçlerini layık görsek de onlar bizi karşılıksız sevmeye devam edecekler. Çünkü her ne kadar vücudunu içinden çıkarmış olsa da çocuğunun ruhunu ölene kadar nöronlarında taşıyacak olan, çocuğuyla üzülen, çocuğuyla mutlu olan, çocuğuyla acı çeken, yani özetle her zaman çocuğuyla hisseden beynin en fedakar halidir anne beyni.